Ya sen neyin peşindesin Leyla? Efendim? Ya olmaz öyle şey. Hay Pascal öyle bir çocuk değil. Ya tamam, imajinasyonu kirli Pascal'ın. Ya yoksa ya, aslında temiz bir çocuk. Ya dişi sinek konmadı daha bu Pascal'a Leyla'cığım ya. Efendim? Ha dişi akbaba konmuş olabilir. Ha ona bir şey diyemem, evet. Yok yok, olmaz, Pascal öyle bir şey yapmaz. Ya yapmaz diyorum, ısrar etme. Ya Allah Allah, ısrarcı kadın kadar itici bir şey yok ya, Allah Allah. Kadir. Ha canım canım. Ne oluyor abi? Abi Leyla'yı biliyorsun. Hangi Leyla? Ya hani bizim şu yönetim sekreteri olan Leyla yok mu? Beyaz yaka plaza kızlarından. Evet biliyorum. Yaşıyor mu ya? Ya yaşamaz mı? Araplar diyor ev almaya geliyor diyor. 5-10 tane residence siteleyeceğiz diyor. Hepimiz diyor tereme peyniri gibi bembeyaz diyor. Pascal gelsene diyor. Adamlar arıyor, yabancılık çekmese diyor. Bir 10 bin dolara çalıştırsak 3 gün için diyor. Tamam. Nasıl tamam lan? Abi 3 gün 10 bin dolar. Süper para. Okey de oğlum. Yok olmaz dedim ben. Niye ya? Ya böyle rasist bir yaklaşım gibi geldi. Ben sevmem böyle bir şey. Ne demek ya gelsin Pascal, adamlar yabancılık hissetmesin, Allah Allah. Abi ne raşizm ya? 10 bin dolar veriyor adam. Nasıl raşizm? Ya olmaz Pascal, yani seni ten renginden dolayı değerlendiren zihniyete ben savaş açarım arkadaşım. Karşı çıkarım ben ya. Ya Kadir saçmalama. Gözünü seveyim. Yemişin rengini. Ara şunu. Okey de. Yalnız 3 bin dolarını alırım bak. 1500. 2500 en son. 2000, o da senin için. Bir 2200'e bir de Twitter adresini ver. Pascal Askizgi Kadir. Evet, Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Bize tweet atın efendim. Ha atmazsanız ne olur? Valla programda yani işte tweet atmayanlar için neler söylüyoruz bilemezsiniz. Yani. Oo, nasıl saydırır? Tweet atanlara da hayır duası ediyoruz. Hanımlar beyler, Aragaz başlamış bulunuyor. Sıkıntınız vardır, derdiniz vardır, kimseye diyemediğiniz vardır, dile gelmez, söze vurulmaz, dertler vardır. Yahu sen bize yolla, bize. Yaz, yaz bize. Efendim? Sorsunlar abi. Abi. Cevaplayalım. Ve bilabedel abi. Doktor vizite ücreti yok, aplikasyon indirmek yok. Amme hizmeti bu ya. Sevildiğini bil vatandaş. Beton ormana giderken hayatın ve güneşin ve güneşin altındaki her şeyin tüm hoyratlığına rağmen Aragaz size uzanan bir şefkat eli. Bir dost sıvazı efendim. Sıvaz mı? Hani dostça sıvaz varsın ya sırtın, onu demek istiyorum. Yani sırt sıvaz var. Sıvaz deyince onu böyle doğru tanımda. Yahu Aragaz başlamış bilmiyor kardeşim. Pascal, programa zımba gibi başlayalım, tamam mı kardeşim? Abi, bir espri yapmak istiyorum. Öyle başlayalım. Güldürükçü Pascal, yap bakayım esprini. Sen tarihi bilirsin. Evet, meraklıyım diyelim. Bilmem de meraklıyım. Fransız tarihi. Aa, Robespierre'i hiç sevmedim. Benim adamım hep Danton'du. Kıymetini bilemediniz Danton'un. Bak, söylüyorum sana. Dur. Sorum şu. Ha. Fransız İhtilali niye karşı yapılmış? Krala karşı. Aristokrasiye karşı. Hayır. Neye karşı? Sabaha karşı. Hakikaten de Fransız'ın denyosu çekilmiyormuş ha. Ya aklıma gel abi. O zaman komikti. Ama ya yapıcı mı olmuyor? Ya neyse efendim, bu başlangıç için özür diliyoruz. Yaşanmamış sayalım ama toparlarız ilerleyen dakikalarda. Efendim Aragaz başladı. İşiniz gücünüz rast kessin. Tabancanızdan ses gelsin. Herkese hayırlı işler. Pascal hepinize dişler. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal. Sir. Yüksek sanata hazır mısın? Poetikayı bilir misin? Nerede bu patika? Lan poetika diyorum, patika anlıyorsun ya. Yani şiir dünyası. Edebiyat derizin ve pastoral ifadeler. Kafiye, uyak ve vezin. Aman abi. Aruz ve vezini deme. Ya demeyeceğim. Sadece Posta Gazetesi'nin yurdum şairlerinden iki şaheser daha geldi. Onları okuyacağım ya. Tamam baba. Sen oku abi. Ben dışarı çekeyim. Niye dışarı çıkacaksın abi? Kadir, gece uykum kaçıyor. Valla o şiirler var ya çok korkunç. Ya sen şiirden ne anlarsın? Posta şairleri şiir konusunda bir Baudelaire, bir Neruda, bir Poe'a kadar yekta ve yetkin ya. Yani. Oku bakayım hadi. Hadi görelim. Okuyorum efendim. İlk şairimizin adı Kemal Çakmak, Nevşehirli, emekli 75 yaşında. 75 yaşında. Bir de şair. Olmaz mı abi? Abi o namaza başlasın. Belki başlanmış. İnsanları böyle yargılama Pascal. Şehrin adı ne? Kasiyer Kız. Ha tamam. Tamam, 75 yaşındaki bir adamın Kasiyer Kız diye, ay, şiir yazması
bazı soru işaretleri doğuruyor. Ama ilham bu. İlham almış yani sevgiliden, ilham dediğin sevgiliden gelen SMS gibi bir şey. Ne zaman, nereden, ne konuda, kimden geleceği belli olmuyor ki ne? Efendim? Bu sefer hazırdım. Ben de onun vallahi, için... Vallahi korkmadım. Onun için ben de böyle sessiz yaptım zaten. Kasiyer kız marketlerden birinde bir kız gördüm ve sevdim. Kasiyerlik yapıyordu. Onu görmek için müşteriler paso alışveriş yapıyordu. Paso mu? Pasoyu ben ekledim. Yani alışveriş yapıyordu. Gülmek ona yakışıyordu. O masum içten gülüşler karşısında insanlar stres atıyordu. Abi kız kasiyer değil, masör bu. Ya senin için fesat. Ne var oğlum? Şurada tertemiz bir aşk hikayesi anlatıyor ya. Ya tam havaya giriyoruz, turp suyu sıkıyorsun yeminle ya. Kusura bak. Devam. Ona bir bakan bir daha bir daha bir daha bakıyordu. Baktığını yakıyor yakıyor yakıyordu. Abi bu kasiyer değil, ejderha valla. Pascal lütfen ya. Kusura bakma abi. Ayrıca yürekleri de yakıyor yakıyor yakıyordu. Onu kasada göremedim. Evlenmiş, işten ayrılmış. İçimdeki samimi bir ses, mutlulukların tümü onun, 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 onun olsun diyordu. Nasıl buldun Pascal? Abi, şimdi bu amca var ya, market diye masaj salonuna gitmiş. Kesin. Masır kızı da kasiyer sanıyor. Ya sus be, tertemiz bir aşkı bekleme ya. Yüksek sen atatos kondurma kardeşim. Temiz hisle şey etme ya. Neyse, diğer posta şiirine geçelim. Şimdi şairimizin adı Furkan, 20 yaşında. Şiirin adadı Işıl Seni Seviyorum. Ya hadi bakalım. Seni seviyorum Işıl. Eskiden beri. Ne olur Işıl sev beni. Işıl isyankar ettim. Işıldak gibisin Işıl. Eskiden beri. Volkanik bir dağ gibi kıpraşıyor içim. İsyankar ettim beni. Işıl sev beni. Allah belanı versin Işıl. Ne olursa. Ne olur sevsen beni. Az önce bela okuduğum için özür dilerim Işıl. Bir anlık sinir geldi Işıl. Anla beni. Yoruldum peşinde koşmaktan. Okulun ilk gününde sevdim seni. Rusya'ya bile gitsen severim seni. Uzak dursan da severim seni. Melekler kıskanır bizi. Şeytanlar ayıramaz bizi, cinler çarpabilir ama bir şey diyemem. Işıl benimle evlenir misin? Lüks evimizde evlenelim. Işıl. Nasıl buldun Pascal? Işıl sakın evlenme. Niye lan? Oğlum bu kafayıymış. Valla bu şey değil. Ziyan cin girmiş bana. Şeytan girmiş abi. Bu herif okut. Ya sen sanattan, sen sanatçının halinden anlamıyorsun ki Pascal. Ha? Ben tabii değil mi? Abi. Bu şiirdeki kurgu, matematik, dize istifi. Yani ne bileyim bambaşka bir düzeyde ya. Hadi ne içmiş lan bu? Kafam 1500. Zaten şiirden de anlaşıldığı kadar Işıl da epey bir uzağa kaçmış galiba. Ben Işıl var ya, kutuplara kaçırdım. He, zaten Işıl'dan da haber alınamıyor Pascal. Aman Işıl'cım, neredeyse sen orada kal. Aragaz. Didigar. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Efendim. Şu an stüdyomuzda kim var? Orgay Hoca geldi. Hanımlar beyler, uluslararası ilişkiler ve diplomasi uzmanı, stratejist Orgay Kabarır hocamız stüdyomuzdalar. Orgay Hocam hoş geldiniz. Evet hocam, hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim hocam ya. Hocam bugünlerde sizin yorumlarınıza çok ihtiyacımız var. Katar krizi var malum dünyada. Bütün dünyayı etkiliyor, Orta Doğu'da kriz. Çıkar hocam. Hocam daha çok kriz çıkacak hocam. İngiliz buralara tam giriyor hocam ya. Ama hocam hep Amerika'yı görüyoruz. İngiliz elini ateşe sokmaz hocam ya. Amerika İngiliz'in yancısıdır hocam. Mesela Amerika'da İngiliz aksanıyla konuş, bütün kadınlar sana vermek ister ya. Vallahi mi? Evet hocam. Hocam beni Amerika'da bir mekana götürdüler. Amerikan goti. İçeride bir kızlar var. Hepsi birbirinden yılan ama yüzümüze bakan yok. İngiliz aksanına döndüm. Tak hepsi üstümde. Yok böyle bir şey hocam. İngiliz'e vermek revaçta Amerika'da. Hocam bu Amerikalıların bu İngiliz kompleksi bir nevi... Yani Stockholm sendromu gibi bir şey mi? Diyebilir miyiz böyle?
Diyemeyiz hocam, diyemeyiz hocam. Beni Stockholm'de bir mekana götürdüler. Kuzey Gotik'i, underground. İçeride bir kızlar var Viking gibi. Altanın kılıcı, torun çekici derken sabaha kadar. Ne saçmalıyordum ben hocam? Hocam Amerika'nın İngiliz konseptinden bahsediyordunuz. Yani bugün baktığın zaman evet İngiltere Amerika'nın ebesini yıllarca laciverte boyamıştır ama İngilizler olmasa da Amerika bir araya gelip de bir devlet kuramazdı hocam ya. Bugün Amerika varlığını İngiltere'ye borçludur hocam ya. Peki hocam bu Katar mevzusu nedir ya? Nereden çıktı bu hocam? Hocam bu İngilizlerin 100 sene evvel temelini attığı kolpalardan biri ya. İngiliz böyledir hocam. İngiliz'in kurduğu turşunun kokusu 200 sene sonra çıkar hocam. Hocam beni İngiltere'de Manchester'de bir mekana götürdüler hocam. İçeride bir kızlar var. Hepsi George Best gibi ya. Sabaha kadar ben kontratağa kalktım. Onlar birebir adam muamelesi yaptılar ya. Birebir adam market. Öyle değil mi? Pascal. Girmeyelim o topa. Peki orada hocam Paris'te Notre Dame Katedrali'ne bir saldırı olmuş galiba. O da Fransız kolpası hocam. Göya Cezayirli biri Suriye içiyin diye bağıraraktan polise çekiçle saldırmış. Notre Dame'ı bir saat kapatmışlar. Maksat Schengen'i iptal etmek, Avrupa'da serbest dolaşımı kaldırmak. Fransız ya. Ama hocam ayıp oluyor. Kadir hocam sana bir soru soracağım. Sor hocam. Fransızlar ülkelerini nasıl savunurlar? Bilmiyorum hocam, siz söyleyin. Ben de bilmiyorum çünkü hiç savunmadılar ya. Beyler ayıp oluyor ama. Senin Fransızın mı kalmış Pascal? Takma kafana bu kadar. Peki Orgay hocam bu işin sonu ne olacak? Hocam bu işin sonu topyekun bir savaşa doğru gider diyenler var. Bir yol bulunur, sulh olunur diyenler var. Siz ne diyorsunuz? Vallahi hocam beni geçen gün Santorini'de bir mekana götürdüler hocam. Antik gotik hocam, underground yok böyle bir şey. İçeride bir kızlar var. Venüs, Athena, Kibela ne ararsan hocam ben de Zeus gibi daldım içeri. Saldım yıldırımları, verdim şimşekleri. Çotana çotana hocam yok böyle bir şey hocam. Hocam her mevzuyu böyle bağlamak zorundasınız değil mi? Yani bu şart yani ha? Böyle mi? Yani aşk olsun yani. Honduras'sız diplomasi olmaz Kadir hocam. Evet hocam, dünya liderlerinin yarısının şeyi kalksa bu savaşlar olmazdı. Neyi kalksa? Vicdanı diyor değil mi hocam? Evet hocam, yapılanlara karşı vicdanı ayağa kalksa bu savaşlar olmazdı hocam. Ama kalkmıyor, ne oluyor? Sinir yapıyor hocam. İspat savaşına giriyor. Evet hocam, bunlar yanlış hocam. Başka yere kanalize ol. Sanat, seyahat, spor. Değil mi hocam ya? Sanata git, spora git. Evet hocam, tabii hocam ya. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Paskal. Kadir'cim. Dinleyin sorusu var. Haydi oku oku. Peki efendim, bu arada sorularınızı bekliyoruz. Ergun demiş ki Kadir abi, Pascal abi, geçen gün trafikte gördüm. Yanımda aracımla yaklaşıp korna yaptım. Arabanın içinde yüksek sesle uptus uptus müzik dinleyip acayip dans ediyordu. El kol hareketi yaptım. Maksadım selam vermekti. Bana döndü, küfür edip gazladı. Çok alındım diyor. Abi, şimdi el kol yaptıysa rakip sanmışsındır. Nasıl rakip? Ne rakibi lan? Futbolda. Ya senin topçuluğun mu kaldı be? Senin futbol oynadığın yılları hatırlayan bir kuşak reşit oldu ya. Neredeyse. Hala topçu mu zannediyorsun ki? Niye küfrettin çocuğa? Abi bu trafikte var ya, acayip acayip şeyler yapıyorlar. Kafe gösteriyor, önüme geçiyor, kazık fren, her şey var. Ama neden? Şaka olsun diye. Aa saçmalama, öyle şaka mı olur ya? Evet ama yapıyorlar, o yüzden. Allah Allah. Bak şimdi arkadaşlar, evet ben burada Pascal itin çok affedersin dereceyle ateş ölçer gibi sokup sokup çıkarıyorum ama yani netice itibariyle bu bir şov. Bu adam normal hayatta öyle çok da şaka kaldıran biri değil. Bak açık söyleyeyim, öyle mi Pascal? Asabiyim abi. Evet asabi. Bir de şaka yaptığın adama ömür boyu ağır futbol antrenmanı yapmış. 1.90'ı mütecaviz evvelah gibi bir adam. Eline geçseniz bilmiyorum yani. Pascal öyledir böyledir ama tersi fenadır, bak dikkat edin. Evet aniden ciddi oluyorum. Ama halkımız seni böyle seviyor Pascal. Böyle yani lahana bebek sever gibi sevmek istiyor seni. Mıncıklar gibi böyle. Hani sevimli bebekleri böyle hırpalayıp hırpalayıp seversin ya. Öyle yani. Kadir, manyak mısın oğlum? Mıncırma ne ya? Pascal buna alır. Bakma biz batılıyız. Ayaklarına yatıyoruz ama. Yani sana bir sır vereyim. Öteki Fransızlara söyleme. Biz doğuluyuz. Allah Allah. Şarkiyatın bayrak sallayanıyız biz. Sen bizim şeklimize bakma. Biz dokunarak severiz. Buna alışacaksın. Bizim dağlarımızdaki ayılar bile yavruları severken öldürüyor ya. Ha? Öyle haşlı severiz biz. Bıncırmadan sevmek olmaz. Canı sağ olsun. Benim Fransa'da böyle sevmediler. Demek ki senin ülkende insan sevmiyorlar.
Acayip bir yer. Güzel memleket, cennet, tarih, doğa, şiir. Gel gelin bizdeki insaniyet yok demek ki yani. Ben bunu gördüm. Ya evdeki içme suyunu bir bardak suyu parayla veriyor insan ya. Hangi o? Ya senin hemşehrilerden biri. Yani tüm insanlığı barış içinde kucaklayan bir yapım olduğu için ben şimdi isim verip rezil etmek istemiyorum ya. Niye? Meşhur mu? Yoo. Abi Elif Paris, Fransız. İsmini dersen nasıl rezil olur? Ver gitsin. Doğru dedi. O zaman tüm insanlığı barış içinde kucaklayan yapıma bir an boşluk bırakıyorum, taviz veriyorum. Voske Meydanı 33 numaralı oturan Jean-Pierre İ***'sine sesleniyorum. Oğlum size gelip susadım bir bardak su verin. Sana Dicle ve Fırat Nehirleri bedava içirdik lan biz burada. Ha? El kadar sahibiye evdeki suyu parayla verdin sen ya. Kadir adres var mı? Uyuyayım onu. Kim yaptı sana bunu? Ya bana yapsa euroları çarpardım yüzüne. Kumar masasından Fatma Giri'yi kurtaran Cüneyt Arkın gibi şey yapardım ya. Abi çok üzüldürüyorum. Olmadın. Vallahi ya bak tüm insanlığı affederek kucaklayan bir yapım olduğu için kabul ediyorum. Bir 10 euro rica ediyorum senden. O niye lan? Bir şişe suyu 10 euroya satmıştı senin hemşo. Hani telafi edeceksen kuru özüre gerek yok. Yapıştır bir 10 euro ateşle. Hatta euro o zaman daha düşüktü. Kur hesabına vursak 15 euroya gelir o. Yani yoksa Fransa'ya hakkımı helal etmem bak söyleyeyim ben şimdi. Abi ben şimdi anlamadım. Hem utandım, özür diledim, bir de para veriyorum. Niye? Yanlışım nerede? Aa bir millet ağacın yaprakları gibi Pascal. Sen Paris'teki bir Fransızın ayıbını örtüyerek yani ulusunun alnına çalınan kara lekeyi siliyorsun ya. Buyur 20 euro. Lucky gitti mi? Vay cebinde euro taşıyorsun sen ha. Dalga getirdi. Heh 5 euro alayım canım. Canım para üstü köy sandığına gidiyor. Pascal'cığım bu bir şarkı adetidir biliyor musun? Langırt köy sandığı derler. Nedir o? Nedir? Bilmem ki. İlerleyen zaman içerisinde ben biraz daha seni yollarım bunu anlatırken. Hem sonra anlatırım. Beş yürü. İşte köy sandığında, köy sandığında. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir. Amerika'da Beyoncé Üniversitesi açılmış. Nasıl yani? Bildiğin Beyoncé Üniversitesi. Giriyorsun 4 senede Beyoncé oluyorsun. Abi hemen kayıp yaptırın. Beyoncé'dan mezun mu olmak istiyorsun Pascal? Evet dayı. Ya ben de süpermiş. Beyoncé Üniversitesi'nden Beyoncé yüksek mühendisi olarak mezun olmadan önce Beyoncé'un bütün bütlerine, vizelerine, bütün finallerine girmek istiyorum. Ama mezun olmak istemiyorum. Ya bu nedir? Nasıl? Beyoncé Üniversitesi'ne arayalım mı Beyoncé'u? Ara bakayım abi. Arıyorum hemen ben. Ağır arıyorum. Çalıyor. Aha. Alo. Selamun aleyküm Hacı Beyoncé. Ben kardeş Şöpdemir. Yanında Pascal Numa var. Alo. Kaymağım nasıl? Kaymağım mı? Kadın esmer abi. Aa pardon. Nasıl beton helva? Beton helva mı? Ne alaka abi? Taş gibi kız abi. Ya tövbe tövbe. Alo Beyoncé. Canım şimdi senin adına bir üniversite açılmış diye duyduk ya. Doğru mu o? O zaman Pascal'la ben kaydımızı yaptırmak istiyorum. Kaç yıl ya? 5 mi? Ne? Bir senede hazırlık mı var? Ya ne hazırlığı bu ya? Hadi be. Ne diyor? Bir sene diyor hazırlık okumanız lazım diyor. Ben el cihazımla hazırlıyorum sizi diyor. Allah Allah. Ben bir şarkı okumak istiyorum. Beyoncé, Pascal'ın sana bir şarkısı varmış. Bugün okullu olduk, sınıfları dondulduk, neşeliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Ya duydun mu Beyoncé? Abi ne kadın be. Üniversite sınavına bir sene hazırlık okumadan giremiyor ya. Bir de bununla evli olduğunu düşün Pascal. Ders kaçırıyor. Alo Beyoncé. Şimdi canım hangi fakülteler var senin üniversitede? He kalça sallama. Güzel. Baldır titretme. Güzel. Domalı domalı dans etme fakültesi. O güzel. Güzel evet. Çok önemli bir ilim irfan yuvasıymış senin üniversite ya. Şekit Baby ne ya? Ha bitirme tezi. Şekit Baby. Evet. Bak Pascal havaya girdi ha Beyoncé. Twerk yapıyor bak burada. Ya sana bir dekan tavsiye edeceğiz. Tam senin üniversitede kürsü sahibi olacak bir eğitim neferi kendisi ya. Kim buradı? Sarı Tutku vardı ya abi. Okay. Aa, tam senin üniversitede dekan olacak bir sanatçı var. Şu an Ankara'da bir yerlerde çıkıyor. Gerçi evlendi diyorlar. Ondan sonra bir bıraktı bu işleri falan diyorlar ama Sarı Tutku bildiğin gibi değil ya. Al onu üniversitede ver bir kürsü. Alem kürsü görsün. Efendim? Kadir, nasıl gideceğiz Beyoncé?
Ha Beyoncé, şimdi sana nasıl girebiliyoruz? Yani üniversiteye, Beyoncé Üniversitesi'ne yani. Sınavla mı? Nasıl sınavla? Ha önce boru dansı, sonra 15 tane kaslı yağ sürmüş zenci erkek dansçıyla dans. Ama biraz o sakat ya. Ben girmem abi olsun. Biz arada kaynarız. Biliyor musun? Sen ne yaptın ya? Bana koyma sen. Bana sorun değil. Ya hadi sen de zencisin, araya karıştın. Ben ay parçası gibi kalırım arada ya. Ben Türkiye'de iletişim okumuşum kardeşim. Ya siz pas kalalım bence. Ya Kadir, gel beraber gidelim. Yok abi, o zencili sınav çok sakatmış ya. Nasıl sakatmış? Ya zaten dansçılar seni birbirlerine atacaklar falan diyor. Ben öyle ortama gelemem abi. Bir daha Elazığ'a sokmazlar beni. Sen git ya. Alo, Beyond. Defter kalem aldım. Geliyorum. Evet Pascal, defteri, pergeli, cetvelini aldı, geliyor. Beyond. Masraf mı? Yok, onlar doğal olarak Pascal'da mevcut zaten, biliyor musun? Masraf olmaz. Heh. O oldu canım, görüşürüz. Kadir, şakit baby, şakit. Ya bırak, kendini bilen erkek oynamaz Pascal. Aragaz. Muhabbetin belini kıran program. Aragaz. Pascal. Sir. Şu an stüdyomuzda kim var canım? Büyük başkan geldi. Hanımlar beyler, Türk ve dünya futbolunun zirvesindeki isim. Cristiano Ronaldo'nun bu Real Madrid denen çirkef çukurundan beni sizin takıma al da huzura ereyim diye gece gündüz yalvardı. Messi'nin Barcelona denen bu futbol fakiri kulüpten beni sizin takıma al da futbolda küme düşsek bile Euro Ligi kazandık diye mutlu olayım diye inim inim inledi. Büyük, arıza, manyak başkan Sen Thunderbolt stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Başkanım hoş geldin. Büyük başkanım. Başkanım niye konuşmuyorsun? Şimdi konuşmayacağım. Kongrede konuşacağım ben. Kongrede mi konuşacaksınız? Neden? Orada kimse sözümü kesmiyor. Herkes alkışlıyor. Bak çok tükine bir kongre bizimki. O yüzden karar aldım. Artık sadece kongrede konuşacağım. Hanım aradı. Sen dedi akşama ne pişeyim diye sordu. Ona da kongrede cevap vereceğim. Sizin kongre ne zaman? 3 ay sonra. İyi de eşiniz hanımefendi bu akşam ne pişeyim diye sormuş. Büyük başkanım ya. Valla pastane pidesi seviyorum ben. Onu yerim. 2 tane yiyorum iftarda. Çok güzel oluyor. Pide dikine bir şeydir. Bak ben severim. Ekmek elindedir, hiç yemem. Büyük başkanım bu arada Arda Turan'la Bilal Meşe'nin arasındaki mevzu hani geçmişte kaldı ama sizden bir yorum alamadık ya. Ona ilişkin bir şeyler söyleyeceksiniz mi? Valla ben Kadir, bu Bilal Meşe'nin bıyıklarından korkuyorum ben ya. O yüzden konuşmam. Ne var ki bıyıklarda? Harley Davidson çift egzosu gibi ya. Ama seviyorum bak, dikine bıyıkla. Büyük başkan, Arda niye kizle Bilal'e? Evet başkan, Bilal Meşe'nin film konusundaki yazıları yüzünden kinlenmiş. Uçakta hani çıldırmış ama o yazılarda da kimisi diyor ki bir şey yoktu aslında. Herkes öyle şeyler yazdı diyor. Hayır. Başka bir dümen var diyor. Nedir hocam? Hayır. Bak olayı ben açıklıyorum. Arda Bilal'e çekin yüzünden saldırdı. Nasıl yani? Bilal, bak şimdi bak, bu Bilal'in iç çekini arka koltuktaymış. Evet. Heh. Kapıya yakın bir koltuğa oturmuş. O koltukta Arda'nınmış. Arda kalk benim yerimden deyince tabii. Bilal kapı açılınca bak arkada çok bekliyor. Benzin kokusu kafamı güzel yapıyor. İdare et Arda'cığım, sen arkaya git demiş. Arda da gitmem kardeşim. Yerine otursaydın, gelip rica etseydin o zaman emri var ki yapma. En gücük olduğum şey deyince bak çıngar çıkmış. Ama hocam, ama başkanım küfür falan olmuş. Edildi ama Arda etmedi. Kim etti büyük başkanı? Kabin amiri etti. 3 ağda oturan dallama paso düğmeye basıp limonata, çay, su, viski falan istiyordu. Kabin amiri en son arkada limonatayı yaparken dahilihat açık kalmış. O da daha uçak kalkmadan meşrubatı bitirdi çocuğu deyince bütün uçak durdu tabii, o yani. Allah Allah Allah. Mesela böyle yansımadı. Evet büyük başkanım, biz başka şeyler okuduk. Ya o değil de ya çocuklar, rahmetli başkan Kennedy'yi öldürmüşler ya. Aa ya büyük başkanım, çok acayip bir cümle kurdunuz. Rahmetli başkan kendini öldürmüş, Kennedy'yi öldürmüşler. Rahmetli diyorsanız öldüğünü nereden biliyorsunuz? Ya da yani Kennedy'nin öldüğünü daha yeni mi duydunuz? Bana çok saçma geldi bu. Nereden saçmaladınız siz böyle? Ya bak ben çok severdim rahmetliyi ya. Dikine bir adamdı. 40'ı çıktı mı Kennedy'nin? 40'ı mı? Yarım asır oldu başkan, ne diyorsun? Adamın gelmesi yakın ya. Yapma ya. Vallahi bak üzüldüm ya. Neyse, Allah yattığı yerde rahat ettirsin. Yatakta mı yatıyor? O ne demek ya? Ya büyük başkan, vida varmış. Beşiktaş arıyor mu? Alıyor, alıyor. Ama eğer bir torna vida almazsa bu vida hiçbir şeye yaramaz. Bak ben vidayı da çok severim. Niye? Çünkü dikinedir. Dikine olduğu zaman seviyorum ben. Aferin. Bak Beşiktaş vidayı alsın. Bu sene stada sokuyorum onları. Ya benim kafa iyice karıştı buna. Neyse tamam başkanım, tamam. Eyvallah, sağ olun, sağ olun. Aragaz.
Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. Paskal. Kadir'cim. Dinleyici sorusu var. Kim sormuş? Kırıcı. Ne sormuş? Efendim Kırıcı sormuş ki güzel yemekler neden sağlığa zarar? Doğal sabunlar neden kötü kokuyor? Her güzel şey neden erken bitiyor? Soruyorum ama cevap bulamıyorum demiş. Erken bitmese güzel olmaz abi. Bravo Paskal. Çok gene çok doğru bir laf ettin. Bir şey neden güzeldir? Çünkü kısa sürer. Her gün baklava börek yesen bıkmaz mısın Paskal? Bıkmam abi. Doğru dedim, ben de bıkmam. Niye bıkasın ki? Başka bir örnek vereyim. Her gün Jennifer Lopez'le takılsan bıkmaz mısın? Bıkmam abi. Ne bıkacağım ben? Aptal mıyım? Doğru diyorsun, ben de bıkmam. O demek ki Allah. Ha, o zaman nasıl kıvıracağım ben bilemedim şimdi Paskal. Biraz yardımcı olsan. Uğraşma abi. Cevap yok. Ya şöyle diyelim. Neden bütün aksilikler beni buluyor? Veya niçin el alem gülüp eğlenirken ben keder içindeyim diye düşünen dinleyiciye sesleneyim. Demir ateşe girmeden çelik olmuyor. Bravo büyük usta. Güzel laf ettin. Twitter yaz bunu. Vallahi bak. En az 100 like. Yavrum al o 100 like'ı babana ver. Keser mi lan beni 100 like? Baba 100 like'la başla sonra büyür. Like'ın azı çoğu olmaz. Nimet bu. Ha, like da bir nimet diyorsun. Sanal nimet. Evet abi. Aynen öyle. Sanal nimet. Neyse ne diyorduk efendim. Demir ateşe girmeden çelik olmuyor. Herkesin en çok korktuğu şeyle sınanacağı bir gün gelecek. Yani sen kendi putunu kırmazsan Allah sana kırdırıyor. Misal bak Paskal'ı el alalım. Şu el kadar sahibi ömür boyu ne çileler çekti. Of 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 of. Değişme Kadir. Oh. Ama nedir? Ateşle sınana sınana çelik gibi oldu. Ne çeliği be? Teflon tava. Evet, yanmaz yapışmaz teflon tava oldu Paskal. O sıkıntıları çekmesen bugünlere gelebilir miydin Paskal? Daha çabuk girerdim. Çok iyi izlerdim. Arkadaş bir kere de bozma lan. Bir kere de uyarı oğlu ol ya. Öyle de be. Sutura bakma dayı. Öyle diyorsan öyle. Yani diyeceğim güzel şeyler çabuk bittiği için güzel. Aslında doğrusu da şu. Herhangi bir şey, bir eşya, bir kız, bir adam senin olmadığı için güzel. Senin olduktan sonra vasatlaşıyor zaten. Niye? Niye? Çünkü senin olduktan sonra onu tanımaya başlıyorsun. O güzellik cilasının altındaki defoları, ek yerlerini görüyorsun. E dersin ki bu hiç sandığım gibi değil dersin. Kendinden yukarıda gördüğün her şey senin olduktan sonra fark edersin ki aa hiç sen aslında senin altındaymış, üstünde değilmiş yani. Misal ben bu Paskal'ı tanımadan önce bir Fransız beyefendisi bir salon anlamı zannediyordum. Halbuki bildiğin Esenyurt picosu ya. Esenyurt hocam. Biz değil mi dedik ama Fransız salon adamı değilsin yani. Öyle bir şey yok kardeşim. Kandırmışlar seni. Hadi biraz Fransızca konuş da hanım dinleyici ferahlasın ya. Sıkıcı konular bunlar. Fransızca konuş. Tamam. Ama böyle gırtlaktan buğulu buğulu konuş. Güzel şeyler söyle hadi. Efendim bu da hanımefendi dinleyicilerimize bizim bir armağanımız olsun. Paskal yine herotik gırtlaktan buğulu buğulu bir şeyler söyle. Elle s'appelle. Je sais comment tu t'appelles. Je sais comment tu t'appelles. Et je tenais te dire que voilà. Bitirdin bizi, bitirdin şerefsiz, bitirdin. Sus Allah'ın cezası. Bitirdin canına yanayım. Bu nasıl bir şey? Elim ayağım titredi ya. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Paskal. Gel diyorum. Cole Kardashian evini satışa çıkarmış. Niye abi? Ya şimdi bu evlenip kuzuladı ya. Ev dar geliyormuştu. Evi de Alice Harikalar Diyarı gibi dekore etmiş. Çok iyi. Alalım mı o evi? Ne yapacağız abi? Kardashian Alice Harikalar Diyarı şeklindeki evini. Abi kızlar bayılır. Vallahi. Ambiyansı düşün. Parti zani. Anladın mı? Vay uyanıyor. Lan doğru söylüyorsun. Arayalım mı Cole Kardashian'ı? Tabii. Ara şunu. Pazarlık. Tamam baba. Bırak sen bana bırak bunu. Pazarlık deyince kendimi tek geçerim. Arıyorum. Aha çalıyor. Evini satışa çıkaran Cole Kardashian'la mı görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Cole. Ben Kadir Şöptemir. Yanımda da Paskal Numa Vargı. Ki Şatifilli. Nasılsın? Şatifilli mi? Abi kızdan ev alacağız ya. Sempati yap ya. Abi pardon abi. Boncuğum nasılsın? Boncuğum mu? Kedi mi abi bu? Cole Kardashian ya. Nasılsın anasonluk aletam? Bu mu şimdi? E tabi abi. Alo Cole.
Canım sen şimdi evi satışa çıkarmışsın da biz onun için aradık yavrum, biz alıcıyız da. Efendim? Olmadı ama. Ne diyor? Ben evi emlakçıya verdim, onu arayın diyor. Abi olmaz, emlakçı olmaz, uğraşamam. Ya kol canım, şimdi bu emlakçı falan uzun iş ya. Biz seninle konuşalım bebeğim. Ha? Aa olmaz, yok. Ne diyor abi? İtle kopukla uğraşmıyorum kardeşim diyor. Evi bir gezdirir misiniz diyorlar. Evde yalnız kalınca direkt sarkıyorlar. Ortam çok bozuk diyor. Ben de emlakçıya verdim, ne derse o yani. Abi biz yabancı mıyız? He, kol bu zamana kadar gelişen bir hukukumuz var yavrum. Bizi itle kopukla bir mi tutuyorsun ya? Biz boş bir evde seninle baş başa kalsak hiç öyle bir şey yapar mıyık ya? Yaparız. Hem de kralını. Lan bir sus be kardeşim ya. Alo kol. Ha, kaç para istiyorsun bu eve sen? Yuh kol kardeşcan, kol gibi fiyat çekiyorsun ama yemin ederim ya. Ne diyor ne diyor? Ne 6 istiyor? Milyon dolar istiyor, kemiksiz isterim diyor. Onun var ya kemini irini tamam mı? 6 milyon dolar ne lan? Efendim evet Pascal biraz kızdı. 6 milyon dolara ev mi olur ya? Allah'ım Miami'sinde diyor ya. Eve o kadar para verecek keriz sadece bizde var diyor ya. Ya söylerim tamam. Pascal kol diyor ki, kızdıysa diyor buz kalıbına otursun ferahlar biraz diyor. Ya kendin Kezban diyor. Muhatap olma. Evet kol. Bak Pascal senin için Kezban dedi. Efendim? Pascal'a bir maniyle cevap vermek istiyorsun. Peki. Evet. 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 Bak Pascal kol kardeşin senin için bir mani söylüyor. Pascal dama atladı. Tabancalar patladı. Pascal damdan atlarken... patladı diyor. Ne? Bana mı dedi? Bravo kız kol, çok güzel oldu kafir. Cevap vereceğim. Ya buna ya. Cevap verilir mi ya? Kız taşı gediğine koydu ya. Kol sen şimdi bu ev için en son ne diyorsun? 6 milyon dolar çok canım. Efendim? Bekarız. Ne? Bekar ev satmaz mısın? Aa ziliye bak. Kızım senin ablanın ve de Güççük kardeşinin yemediğiniz halt kalkmadı. Babanız erkekli kadın oldu. Ananız kimle ne yapıyor belli değil. Bekara ev vermem diyene bak ya. Aa. Ya üç kız kardeş, üçünüzün de fabrika köşelerinde la diye adın adınız çıktı lan. Oturduğunuz yerde koca bulamadınız, gittiniz başka eyaletten koca buldunuz. Yalan mı? Bravo Kadir Bey. Azını yiyeyim be. Bırak, ne yapacağım senin mutlu son masaj salonu gibi evini, terbiyesiz. Kadir kapat kapat kapat. Kezban bu ya, Kezban. Ya Aziz Mübarek ayda günah sokuyor Pascal beni ya. Allah Allah. Ya bir kötünün 7 vilayete zararı vardır derler. Ne doğruymuş ya. Kadınla aramızda 2 tane kıta, 1 tane okyanus var. Bir iç deniz, sayısız nehir var. Dağlar var, ovalar var. Buna rağmen günah soktu bizi ya. Merak etme. Her günahın sonrası bir tövbe kadın, tövbe dersin. Ya sen kendi günahına tövbe etsen de ya. Bana yol verene bak. Allah Allah. Neyse hadi ben sakinleşmeni lazım. Bitirelim gidelim. Hadi yarın kaldığımız hadi yerden. Hadi kalk kadir. Efendim yarın gidelim. Kaldığımız yerden devam ederiz. Paka paka. Bye bye.